Herkese merhabalar, Esra'nın Mutfağı 42 kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir İtalyan lezzetiyle geldim, burşetta tarifi. Evde eğer bayat ekmekleriniz varsa değerlendirebileceğiniz çok güzel bir kahvaltılarda ve başlangıç tabaklarınızda kullanabileceğiniz bir tarif. Mutlaka denemeniz gerekiyor. Evet, yapmaya başlayalım. İlk önce gördüğünüz gibi bu şekilde doğranmış bayat ekmeklerim vardı. Ekmeklerimizi bir fırın tepsimizin içerisine katıp fırınımızda kızartıyoruz. Ama isterseniz e, tavanız varsa tavanın içerisine de düzeltip ocağın üzerinde kısık ateşte e, çıtırlaştırabilirsiniz. Ben fırın kullandım. Fırına attıktan sonra 2 adet domatesim vardı. Küp küp olacak şekilde doğruyorum. İsterseniz domateslerin kabuklarını da soyabilirsiniz. Ben soymadım. Domateslerimizi doğradık ardından içerisine ben yeşil biber kullandım. Siz isterseniz kullanmayabilirsiniz çünkü bruschetta tarifi çok fazla var. Labnelisi var, peynirlisi var, reçellisi var. Yani ben domates, biber, peynir kullandım. Biberlerimizi jülyen olacak şekilde doğruyorum ben. İsterseniz küp küp de doğrayabilirsiniz. Biberlerimi doğradıktan sonra bir kabın içerisine alıyorum. Biber ve domateslerimi bir kabın içerisine aldıktan sonra beyaz peynirim vardı bu şekilde ev yapımı. Ben onu kullandım. Siz isterseniz labne kullanabilirsiniz. Hellim peyniri kullanabilirsiniz. Parmesan ya da mozzarella. Orijinalinde mozzarella var. Kullanabilirsiniz dediğim gibi. Ben beyaz peynir kullandım. Ardından içerisine bir diş sarımsak ekliyoruz. Ben iki diş kullandım. Biraz bol sarımsak da seviyorum. Ama siz azaltabilirsiniz. İsterseniz büyük dilimler halinde ya da benim gibi bu şekilde küçük küçük doğrayarak ekleyebilirsiniz. Hafif dişe gelecek şekilde. Doğradıktan sonra içerisine ekliyorum. Ardından içerisine. Bu arada arkadaşlar e, feslen varsa evinizde ince kıyılmış fesleğen de ekleyin. E, tadı olarak daha yakışıyor. Evet. Evde olmadığı için ben kullanmadım. İçerisine sızma zeytinyağı ya da sıvı yağ ekleyebilirsiniz. Tuz ve karabiber ekledim ve karıştırıyorum. İyice karıştırıyorum ki birbirine harmanlaşsın. Evet. Gördüğünüz gibi hazırladık ve kenara aldık. Ekmeklerimizi fırından çıkarttık. Çok güzel çıtır çıtırlaşmış. Ekmeklerimizin üzerine sarımsak sürüyoruz. Sarımsağa hiçbir işlem uygulamıyoruz. Direkt bu şekilde üzerine sürterek sarımsaklıyoruz. Burada e, burşetanın bol sarımsaklı olması lazım. Birazdan göstereceğim yakından. Gördüğünüz gibi bu şekilde bol sarımsaklı oluyor. Yediğinizde yani sarımsağın tadı gelmesi lazım. Sarımsaklarımızı sürdükten sonra hazırladığımız harcımızı ekmeğimizin üzerine katıyoruz ve isterseniz kahvaltılarınızda ya da yemeğe başlamadan önce başlangıç olarak kullanabileceğiniz yani yiyebileceğiniz çok güzel bir tarif. Şimdiden deneyecek olanlara afiyetler olsun. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videomuzu beğenip yandaki zile basarsanız yüklediğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz videoyu nereden izliyorsanız hangi şehirden yorumlara yazarsanız sevinirim. Bir sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.